Herkese merhabalar. Genoko Teknoloji Sistemleri Oktay Aydındoğan ben. Bugün sizlere FortiGate 400F serisinin ilk kurulum ayarlarından başlayarak kurulum ayarlarını adım adım göstereceğim video serimize başlıyoruz. Öncelikle FortiGate'i ilk aldığım zaman her FortiGate gibi FortiGate'in giriş IP adresi 192.168.1.99 olarak karşımıza çıkıyor. Bu ister 400F olsun ister 40F olsun sonuç itibariyle değişmiyor ve ilk ayarlara girdiğinizde sadece giriş portu değişiyor. İşte atıyorum FortiGate 40F'te 1.2.3 LAN portlarına takarsınız. 1.99 IP'si alırsınız. 400F'e geldiğimizde management portundan erişim sağlarsınız. Diğer tüm portlarda konfigüre edilmesi için sizleri bekliyor olacaktır. Management portundan notebook'uma LAN kablosuyla bağladığımda 1.99 ile içine giriş yapıyorum. İlk önce girdiğimiz zaman şifresi yoktur. Burada bir şifre belirlemeniz için Enter bastığınızda yeni bir şifre yazmanızı isteyecektir. Biz bu adımı geçtiğimiz için direkt şifreyi yazarak FortiGate'imizin içerisine giriş sağlıyoruz. Burada daha sonra hatırlat dedim. Karşıma geldi. FortiGate 400F cihazımız karşımızda duruyor. Fabrika ayarlarında 7.2.11 sürümüyle ya da 7.2.12 sürümüyle beraber gir. Artık matür sürümün yani olgun sürümün en son versiyonu olan 7.4.9'a güncellemesini yaptık. Daha 7.6 versiyonlara geçişlerini yapmadık. 7.6 versiyonlarla hayatımıza bir sürü şey değişecek, bir sürü şey farklı farklı gözükecek. Bazı erişim metotları daha kolay olacak, daha güzel dashboardlar olacak. Ama şu anda hala feature sürüm olduğu için bu sürümü kullanmaya devam ediyoruz. 7.4.9'a yükseltilmesini yaptık. Şimdi firewall'umuza girdiğimiz zaman karşımıza bir dashboard çıkıyor. Dashboard kısmında System Information kısmında FortiGate'in modeli, FortiGate'in seri numarası, firmware'i, çalışma modunun NAT olduğu, System Time'ının ne kadar süredir açık olduğu, işte Uptime'ının System Time'ı ne kadar süredir açık olduğu, WAN IP adresinin olup olmadığı ile alakalı bize bilgileri veriyor. FortiGate Cloud kısmında Cloud'a entegrasyon olarak da register işlemlerini yaparsanız lisans kısmı ile beraber FortiGate Cloud entegrasyonlarınızı da burada görebilirsiniz. Security Fabric'te işte ayarlarımız ve FortiGate ile beraber çalışacak olan cihazların FortiAP, FortiSwitch, FortiExtender gibi cihazların bağlantı durumları, kaçar tane cihazın bağlı olduğu LAN Edge kısmında görebiliriz. Fabric konnektörümüz varsa bir FortiSandbox kullanıyorsak, Client EMS, Central Management gibi şeyleri ya da Logging, FortiLogger gibi şeyleri kullanıyorsak da Fabric Connector kısmında bunları görebiliyoruz. Administrator kısmına geldiğimizde burada işte administratörle ilgili sertifikaları yükleyebileceğimiz, erişimle alakalı HTTPS CA sertifikalarını yükleyebileceğimiz alanı görebiliyoruz. Burada da bir dashboardumuz var. Cihazımızın CPU kullanım durumu, memori kullanım durumu ve üzerinde oluşan session'ları, durumları görebiliyoruz. İlk etapta dashboard bizi bunlarla karşılıyor. Şimdi CPU yerlerde gözüküyor. Bu sizi şey yapmasın. Tek ben bağlayayım ve bu cihazın CPU'su gerçekten çok kuvvetli. Çift CPU ile çalışan bir cihaz. 400F kampüs serisi bir cihaz. Herkesin her zaman kurduğu bir cihaz değil. Bu kurulum serimizde de 400F'in içerisinde ayarları yaparken aynı zamanda bu 400F içerisine Switch entegrasyonu nasıl yapacağız? FortiSwitch'i nasıl ekleyeceğiz? FortiAccess Point'i nasıl ekleyeceğiz? FortiAccess Point ile beraber nelere erişebileceğiz? Nasıl yöneteceğiz? Forti Firewall'umuzun nasıl yönetilebilir bir yönetim merkezine dönüştüğünü hep beraber görüyor olacağız. Şimdi ilk bir FortiGate geldiği zaman karşımıza neler yaptığımızla alakalı ayarlara başlıyorum. Öncelikle Add Widget diyerek buradan istediğim widget'i şu dashboard'umuzu değiştirebilirim ki burada genellikle izlenecek şeyler arasında herkesin izlediği, herkesin hemen hemen kullandığı şeyler arasında işte DHCP olabilir. DHCP scope'larını görebiliriz. İşte WAN arayüzünün interneti kullanma, WAN trafiğinin ne kadar gittiğiyle alakalı bir widget ekleyebiliriz. Onu da hemen buradan Add Widget kısmından ekleyebiliyoruz. Neyi görmek istiyoruz? Interface bandwidth mi görmek istiyoruz? DHCP'yi görmek istiyoruz, IPsec mi görmek istiyoruz? Buradaki işlemlere bakılabilir. Geldik network kısmına. Dashboard kısmını şu an için anlatmıyorum. Şu an daha sıfır olduğu için makinamız herhangi bir ayarını anlatmayacağım. Burada dashboard'ta bir şey izlemeyeceğiz. Network'e gelip network'ten başlıyoruz. Interface'e geldiğimiz zaman FortiGate'lerde öncelikle FortiLink kısmını görüyoruz. FortiLink nedir?
FortiLink belirli portlardan Forti cihazların birbirleri arasında konuşmasını sağlayan port arayüzlerdir. Şimdi bunu switch örneğinde göreceğiz. FortiLink'imize bir cihaz bağlayacağız. FortiSwitch bağlayacağız. 124F PoE bir cihazımız var. FortiLink üzerine ekleyeceğiz. İkinci bir cihaz bağlayabiliriz. Üçüncü bir cihaz bağlayabiliriz. Burada iki tane link olarak görebiliyorsunuz bu FortiLink'i. Biz buraya geldiğimiz zaman bunun üyelerini arttırabiliriz, eksiltebiliriz. Yeni FortiLink'ler oluşturabilecek ağımıza ekleyebiliriz. Eğer dersiniz ki benim tek bir Fortinet cihazım var, sadece o da FortiGate Firewall. O zaman FortiLink kullanmanıza gerek yok. Şu portları da alıp siz kendinize X1, X2 portları da LAN gibi kullanabilirsiniz. Fortinet size bunu sağlayabiliyor. Dediğim gibi 400F cihazında herhangi bir fiziksel port üzerinden erişim değil, management portu üzerinden erişerek 1.99'la IP'sine erişebiliyorsunuz. Biz bu port 1'e bir Ethernet portu bağladık. Şu an burada yayın yaptığımız yerdeki modemimizi bridge moda alıp da buraya WAN arayüzü tanımlamaktan ziyade biz bunu direkt WAN olarak rolünü ayarlayıp DHCP'den IP almasını sağlayarak, aslında lokal bir IP alacak ama bizim WAN bacağımız olacak günün sonunda, DHCP olarak ayarlayabiliriz. Şimdi bu kısmı anlatmaya başladığımız zaman da bir portu ne yapabiliyoruz? Bir porta isim verebiliyoruz. Buna mesela WAN portu diyelim. Bunun tipi fiziksel interface. Role kısmına geldiğimizde biz bunu LAN, WAN, DMZ ya da undefined olarak bırakabiliriz. Ama bizim bugünkü rolümüz WAN olacaktır. Burada bir bandwidth ayarı yapmamıza gerek yok. Adres kısmına geldiğimizde istersek manuel olarak bir Metro Radio Link IP adresi buraya yazabiliriz. Varsa öyle bir hizmetiniz, bu bacağı buraya yazıyorsunuz. Varsa secondary IP adresleriniz, yani sadece tek bir IP'den değil başka IP'lerden de dışarıya çıkacaksınız, İnternet servis sağlayıcınız size bu IP'leri de verdiyse secondary IP adresi olarak ekleyebilirsiniz. İsterseniz IPAM olarak ekleyebilirsiniz ama şu anda IPAM'ımız enable değil. DHCP'ye gelebiliriz. DHCP'de de şu anda benim yapacağım bu portumuz DHCP'den IP olacak ve biz bunu WAN gibi göstereceğiz Forti'ye. Ya da bir modeminiz vardır. DSL bir modemdir. Modeminizi bridge moda alırsınız. Modem üzerinde yazan işte kullanıcı adı ve şifrenizi buraya girerek bağlantıyı, WAN bağlantısını sağlarsınız. Ben DHCP olarak bırakıyorum. Administrative Access'e geldiğimiz zaman, yani admin yetkileriyle girişe geldiğimiz zaman biz bu WAN arayüzüne nasıl erişeceğiz? Şimdi bunun bir WAN arayüzü olduğunu düşünürsek, bütün dünyadan HTTP HTTPS'i açarsanız bütün dünyadan dış bacak IP'nin adresiniz yazılarak Fortinet'inizin arayüzü gelir. Bu WAN arayüzlerinde yapılacak tehlikeli hareketlerden bir tanesi. O yüzden herhangi bir ping, HTTP HTTPS ya da Forti Management Access, SSH, işte Radius, işte Security Fabric Connection gibi şeylere WAN bacağını açmamak gerekir. WAN bacağı özel olmalı. WAN bacağı erişilemez olmalı. Bunu OK diyerek çıktığımızda bakın WAN ismini verdiğim port birim DHCP'den IP'sini alacak. Görüyorsunuz 192.168.20.183 almış. Bunun bir WAN bağlantısı olduğunu düşünürseniz şu anda IP'yi aldık ve çıkış işlemlerini sağlayabilir pozisyona geliriz. İnterfeyse geldiğim zaman port 2 ve işte management artık yönetim portu olduğu için biz bir create new interface diyerek buraya LAN diye bir isim verelim. Artık LAN yapılandırmamızı başlayalım anlatmaya. Type'ına geldiğimiz zaman eğer bir VLAN oluşturacaksak buradan tip olarak VLAN'ı seçebiliriz. Bunun bir software switch yapabiliriz. Bunu bir hardware switch'e çevirebiliriz. Bu alanları istediğimiz gibi kullanabiliriz. Şöyle normal LAN yapısı olarak anlatacağım için şu anda işte hardware switch olarak ekleyebiliriz. Interface member'a geldiğim zaman interface member'da bu hardware switch'ime üye olacak portları seçiyorum. İstediğiniz kadar, ihtiyacınız kadar kullanabilirsiniz. Şimdi adres kısmına geldim. Role'den LAN. Adres kısmına geldiğim zaman biz burada 192.168.10.1 olarak kullanalım. Subnet'imiz de 24 olsun. Subnet 24 demek 255, 255, 255, 0 anlamına geliyor subnet. Yani biz 254 tane makineye erişim sağlayabiliriz anlamında. Burada manuel olarak yaptık. Subnet'e objektleri otomatik olarak oluştursun mu? Evet. LAN adresi olarak oluşturdu. 10.0 olarak verdi.
Herhangi bir secondary IP adresi vermeyeceğim. Ama buraya geldiğim zaman bu LAN'dan ben FortiManage'ime HTTP HTTPS olarak erişeceğim. Ping atabileceğim. FortiManagement Access yapacağım. DHCP server'a geldiğim zaman 10.2 ile 10.254 arası bana IP dağıtacağını söylüyor. Ben genelde kurulumları yaparken ilk ya da son 20-30 artık ne kadar IP'ye ihtiyacım varsa onu bırakırım. Burada da mesela 20'yi bırakalım. İlk 20'yi bırakalım. 10-20'den başlasın. 10-250'ye kadar dağıtsın diyelim. Bu geri kalan önceki IP'leri de işte sunucu IP'si olarak kullanabilirsiniz. Network cihaz IP'si olarak kullanabilirsiniz. 50 IP verdiğiniz aralıklar DSP'de çakışmaması için. Netmask gördüğünüz üzere 255.255.255.0 yani slash 24 network'ü. Default Gateway'e geldiğim zaman SMS Interface IP dediği yani şununla 10.1'i mi kullanayım yoksa bana Default Gateway olarak başka bir şey mi vereceksin diyor. Yok, SMS Interface IP kullanması benim için yeterli. DNS'e geldiğim zaman DNS serverları sistemde burada FortiGate'in altındaki DNS'leri mi kullanayım yoksa sen bana bir DNS server IP adresi verecek misin diyor. Lokalinizde bulunan Active Directory sunucuları olabilir. 192.168 işte artık subnetiniz neyse 10.0.0 subnet fark etmiyor. Herhangi bir DNS sunucunuz varsa buraya DNS sunucunuzun IP adresini yazmanız gerekiyor. Böylelikle DHCP IP dağıtırken bütün herkese DNS sunucusu olarak sizin Active Directory sunucunuzun IP adresini vermiş olur. Ama SMS sistem DNS derseniz FortiGate'in DNS tarafında tanımladığınız DNS'leri kullanır. Ya da specify dersiniz buraya artık 1.1.1.8.8.8 hangisini kullanıyorsanız nasıl bir DNS yazmak istiyorsanız onu yazabilirsiniz. List timeout'a geldiği zaman 604.800 saniye boyunca dağıtılan bir IP adresi kullanıcıya kiralanır ve o kiralanan kullanıcı anca hiç girmese bile network'e 604.800 saniye sonra düşer ve yeni bir kullanıcıya verilir. Yani bu da sizin DHCP havuzunuzun dolmasına sebep olur. Yani bir gün boyunca kullanırsa kullanıcı işte bir günlük ayarlanması gerekiyor. Onun da hemen hesaplamasını yaparak hesap makinesinden bir gün kaç saniyedir ya da bir hafta kaç saniyedir gibi hesaplayarak buraya saniyesi girilebilir. Device Detection bu portlar üzerinde herhangi bir Device Detection olsun mu? Yani takılı olan cihazların isimleri, işte bu portlara gelecek cihazların Forti ile bir ilişkisi var mı yok mu? Bununla alakalı Device Detection bu portlarda istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Default'ta geliyor. Kapatmasanız da olur, hiçbir problem yok. Şimdilik LAN bacağımızı ayarladık. LAN bacağı ayarladıktan sonra hemen kontrol ediyoruz. Bir WAN bacağımız vardı. Bir de LAN bacağımız oldu. Bakın. Hardware switch olarak yaptık ve LAN bacağımız 10.1 IP adresi alıyor. Port 2, port 3, port 4, port 5 ve port 6 bunun üyeleri. Yani ben buradan port 2, 3, 4, 5, 6 hangisine takarsam takayım 192.168 onlu bir IP adresi alacağım demek oluyor bu. Şimdi geldik WAN tarafına kural yazmaya. LAN tarafı ve WAN tarafının ayarlamasını yapmış bulunuyoruz. Tekrardan sisteme giriş sağlıyorum. Evet. Network tarafına geldiğimde interface'te LAN tarafım hazır, WAN tarafım hazır. Şimdi bununla alakalı biz LAN ve WAN'ı ayarladıktan sonra firewall'da bir kural yazmamız lazım. Yeni sürüm olarak kullansın fark etmez. Bir kural oluşturmamız lazım. Bunun için de firewall'da gelip create new diyorum. Kuralımıza LAN to WAN kuralı olarak veriyorum. Incoming interface. Bu kuralda geliş, trafik gelişi nereden gelecek? Hangi interface'ten gelecek? Bana diyor ki soruyor. Ben diyorum ki bu LAN bacağımdan gelecek. Peki bu LAN bacağın senin nereye gitmek istiyor dediği noktada bu bacağım benim WAN portuna gitmek istiyor. Peki source olarak kimler gidecek? Bakın daha öncesinde LAN adresler oluşturulmuştu. Bunu all derseniz daha güvensiz bir ortam olur ama burada LAN adresi yani her şey isimli olarak gitmek daha düzgün bir yapı kurmanızı sağlar. LAN adresten gelenler gidecek. Destination olarak nereye gidecek? Destination olarak internete çıktığımız için all her yere gidecekler. Peki herhangi bir servis engellemen var mı? Bir istediğin servis var mı? Herhangi bir servis yok. İnternette her yere gitmesi lazım benim cihazımın. O yüzden de all olarak yaratalım bakalım. Evet, all olarak her yere gidecek.
Peki ben bu kuralı kabul edeyim mi yoksa engelleyeyim kuralı mı bu? Hangisini yapıyorsun bana? Kabul ediyorum. İnternete çıksın kuralı bu. Mod olarak flow based, proxy based bu firewall'unuzun çalışma yapısıyla alakalı. Flow based olarak çalıştığı için default olarak geldiğinde flow based geldiği için bu ayarı değiştirmiyoruz. Inception modu değiştirmiyoruz. Firewall Network Options'ımıza geldiğimizde bu bir firewall dışarıya çıkış kuralı olduğu için bunun bir NAT özelliğinin açık olması lazım. Manage Secure Port'a gerek yok. IP Pool Configuration'a geldiğimde de burada Outgoing Interface Adres ya da Use Dynamic IP Pool deyip sadece bu kuralın farklı IP'lerden dışarı çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ama burada IP Pool Configuration'da Use Outgoing Interface Adres'ten dışarıya çıkıyoruz. Geldik Security Profile'a. Security Profile'a geldiğimizde bunları daha sonradan oluşturacağız. Yani bir kural, bir kullanıcı dışarıya çıkarken bir antivirüse kontrolünü sağlaması lazım. Bir web filter'dan yasaklı sitelere gidememesi lazım. Hadi bunları aştığını düşünürsek DNS'ten engellemeler yapılması lazım. Bazı programları ekledi, bazı programları yasaklamamız gerekiyor. Application Control devreye geliyor. Aynı zamanda IPS, File Filter gibi özellikleri de aktif ederek kullanıcılar üzerinde kısıtlamaları sağlayacağız. Yani Security Profile bu işe yarayacak. Peki diyor ki log all traffic, ben bu trafiği loglayayım mı diyor. Evet lütfen bütün session'ları loglayalım. Enable this policy diyerek bu policy'yi de aktif hale getirerek kuralımızı yazmış olduk. Şimdi LAN1 kuralımız okey. Şu anda açık. Ben şu anda kendimi 1.99'dan 10'lu bloğa alacağım. Bununla alakalı da size şöyle göstereyim. IP config diyelim. IP config'de ben 1.110 IP adresini almışım. 1.99 gateway'im olarak gözüküyor. Şimdi portumu değiştiriyorum. Evet, yeni internetim geldi, kabul ettim. IP config dediğim takdirde bu benim wireless bağlantımdı. Evet, 10'lu network'ten IP'yi almış oldum. Şimdi 10.1'den erişebiliyor muyuz firewall'umuza onu bir kontrol edelim. Evet, 10.1'den arayüzümüz geldi çünkü biz ona FortiManage Access'i verdik. HTTP, HTTPS erişimlerini vermiş olduğumuz için. Evet. Şimdi dashboard'umuza baktığımızda network'e gelelim. Network üzerinden DHCP'den iki tane client'ın IP aldığını görüyoruz. İkisi de benim daha önceki management portundan aldığım IP. Şimdi de LAN üzerinden almış olduğum IP'yi görebiliyoruz. Cihazımızı görebiliyoruz burada. İnternete çıkış kuralım olarak da evet bakın 305 kilobaytlık bir internet trafiği ufak ufak servislerim üretmiş benim. İnternete çıkışı sağlayabiliyoruz. Bu bölümde size FortiGate üzerinde network'ün kurulması, WAN bacağının nasıl kurulması gerektiğini ve dashboard'u anlatmış oldum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.